Herkese merhaba. Merhaba Selim. Merhaba. Ee, i̇sterseniz biz önce kısaca kendimizi tanıtarak başlayalım. Ondan sonra bugün konusuyla devam ederiz. Ee, ben başlayabilirim. Senin için uygunsa Selim. Ee, ben Emre Tez işçi. 2016 yılı Koç Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü mezunuyum. Ee, Koç'tan mezun olduktan sonra San Francisco'ya Halt International Business School'a e, uluslararası işletme master yapmaya gittim. E, bu master biter bitmez de yine San Francisco bölgesinde Palo Alto'da e, FIDE isimli bir siber güvenlik startupında upunda e, ilk eleman olarak çalışmaya başladım. E, aslında ilk ciddi intervüm benim de e, orada olmuştu. E, birkaç sene sonra yani yaklaşık bir sene geçti e, bu start-up Barocoda Networks adında başka bir siber güvenlik tarafından satın alındı. E, i̇lk başta orada yine bir interview sürecinden geçip e, sales engineer olarak çalışmaya başlamıştım. E, yaklaşık bir aydır da ürün pazarlama müdürü olarak aynı şirkette çalışıyorum ama bunun haricinde de e, 2016-2017 yılında kendi şirketimi kurmuştum reklam ve yazılım üzerine. E, orada da hem kendim e, insanlara interview yapma şansı buldum hem de birçok insanla e, değişik etkileşime girme imkanı buldum. O yüzden bu konuda size katılabileceğim şeyler olduğunu düşünüyorum. E, benden şimdilik bu kadar olsun. Selim sen devam et istersen. Al Emre. Ben Selim. Ben de Selim Önal. Ben de ben Emre göre epey yaşayayım. 2008'de, 2004'de aslında Koç Üniversitesi mezun oldum. Benim de kardeşim Koç Üniversitesi mezunu. Ama 2004-2008 arası Sabancı'da okudum. Sabancı'da okurken e, matematik yandal bilgisayar çift ana, bilgisayar ana daldı programım. Daha sonra Brown Üniversitesi'nde doktora yapmaya gittim 2008'de. Fakat 2000 e, işlemsel biyoloji üzerine. 2010'da ayrıldım. Bir yıl Oracle'da çalıştım. E, bir yıl Oracle'da çalıştıktan sonra 2011-2016 arası 5 yıl kadar Google'da çalıştım. Oracle'dayken e, Fusion diye onların bir iş, dünyası uygulama seti var. onda çalışıyordum. Google'dayken arama motoru ekibinde çalıştım. Ranking ekibinde 2016'ya kadar. 2016'ın başından 2017'nin yazına kadar Palantir'de çalıştım. Bilmiyorum Palantir biliyor musunuz? Bilenler için e, yani zamanda CIA'nin kurduğu bir şirket ondan böyle hak ettiğinden fazla ilginç geliyor insanlara. 2017'den beri de e, Quip isimli Salesforce'un sahip satın aldığı bir iş, firmada çalışıyorum. Ya yani, aslında şu an ismimiz Slack olacak. Çünkü Salesforce Slack'ı da satın aldı. Biz Slack'la birleşiyoruz. Ee, şu an yani çeşitli rollerde bulundum. Şu an e, yani direktör olarak çalışıyorum. Yazılım direktörü. Ee, bir de Emre ile tanışmamızın e, bir hani nedeni ya da vesilesi olan Kesişen Yollar isimli bir dernek kurduk 2016'da. Kaliforniya merkezi. O derneğin başkanlığını yapıyorum. Emre ile beraber çalıştığımız dernek. 2016'dan 5 yani yıl bitti Ekim ayında. O dernekte de yaptığımız çeşitli programlar var. Kariyer odaklı. Hepsi programlarımızın aslında Türkiye'deki öğrencilerin eğitim ve kariyer Türkiye'deki öğrencilerin eğitim ve kariyerine destek verme odaklı programlar. Bunlardan belki de hani bu mülakat kısmına en alakalı en yakın olanı ya da geleceğe yönelik 2-3 programımız var. Bir tanesi danışmanlık. Senede üç kere başvuru alıp öğrencilere kendi akademik veya kariyer hedeflerine ulaşmaları konusunda danışmanlık vermeye çalışıyoruz. Yani 14-15 haftalık bir dönem boyunca. Yani bir tanesi YouTube'da benzer bir kanalımız var. Buna benzer yayınlar yapıyoruz. Çeşitli konuklar alıyoruz farklı farklı alanlardan. Bir tanesi de doğrudan sadece yazılım mühendisliği alanında kariyer nere amaçlayan bir program. Yani onları onları target eden bir program. O programda da öğrencileri 18 haftalık bir eğitim boyunca e, Silikon Vadisi şirket mülakatlarını hazırlamaya çalışıyoruz. İşte hafta hafta işlem, e, ba, yani özgeçmişten başlayıp davranışsal mülakatlar, işte kodlama mülakatları, sistem dizayn mülakatları vesaire neler oluyor onların üzerinden geçip e, işte 2-3 haftada bir konuk, Silikon konuk mühendislerle deneme mülakatı yapma şansı veriyoruz. Bu kadar benim e, Süper. Ben yani konumuz ayak olarak belki benim ilk yani ilk ciddi interview'dan bahsedebilirim veya onda işte nasıl öne çıkmayı başardım, neyi farklı yaptım, nasıl kazandım bahsedebilirim. Daha sonra da belki kendi şirketimde interview yaparken nelere dikkat ettim, o kısımlardan bahsedebilirim. Sonra belki ben biraz daha sözel ve hatta business marketing kısmına alırım. Sen, Selim sen biraz daha yazılım veya da daha teknik interviewlardan bahsedersin. Ee, benim ilk interviewum işte yeni kurulacak olan bir startup faydı, ortada kimse yoktu. Ee, benim ilk pozisyonumda biraz marketing olsa da, yani çok fazla çalışan olmadığı için her işe bakmam bekleniyordu. Ee, kurucular sadece benden şey istediler. Ee, bize kendini tanıtan e, bir sunum yap, ee, yeni bir ürün launch etmek işte piyasaya sunmak istiyoruz. Bu e, ...ilk açılışı nasıl yaparsın, işte nerelere duyurursun, neleri kullanırsın tarzı bir sunum yapmamı istemişlerdi. Aslında çok bir hafta gibi bir süre verdiler. Ben bu süre içinde normal bir sunum yapabilirdim ama... ...hem marketing konusunda birçok öyle şey öğrenmem gerekiyordu. Çünkü ilk işim ve bütün şirketin marketingi benim omzumda olacaktı. Bu öğrenmem gereken şeyleri öğrendikten sonra bir şekilde de kendimi farklılaştırmam gerekiyordu. Çünkü başka kişilerle de iş görüşmeleri yapıyorlardı... O zamanlar, yani 2017 yılı gibi, Powtoon isimli böyle bir site vardı animasyonlu sunumlar hazırlayabileceğimiz. Böyle 10 dakikalık bir animasyonlu işte kimleri hedefleyeceğiz, neler yapacağız, böyle müzikli çok değişik bir sunum hazırlamıştım. açıkçası bir daha da hazırlamadım ama en azından benim o interviyum için şey yaramıştı çünkü diğer bütün adaylardan bir şekilde farklılaşmamı, sağladı. Büyük olsa diğerleri belki ile PowerPoint yaptı. PowerPoint'te bir şey yok ama bir şekilde herkesten bir tık fazla bir şey yaptığım için ilk nasıl diyeyim interviewim iş görüşmem başarılı olmuştu. Ve tabii ki de genelde bu iş ilanlar açılırken nelerin gerektiğini listeliyor iş, şirketler. işte Atıyorum şu özelliğin bu özelliğin olsun tarzında o iş ilanındaki her bir özelliğe söyleyecek bir şey aklı düşünerek gitmiştim. Mesela siz şöyle bir şey arıyorsunuz işte ben şunu şunu yaptım ee, size şu konuda destek olabilirim. Yani daha çok size nasıl yardımcı olacağımı anlatmaya odaklanmıştım. Benim için işe yaramıştı. Ee, süre aslında çok kısa olduğu için şimdi burada keseyim. Yani belki Selim sen de diğer taraftan e, internet yapan kişi olarak neleri gözetildiğini belki söylemek istersin. Olur. Yani aslında bizim bizim sektörde özellikle teknoloji sektöründe benim konuşacaklarım, anlatacaklarım genel olarak aslında işin Silikon Vadisi veya Silikon Vadisi benzeri mülakat yapan firmalara odaklı. Ben Türkiye'de çalışmadım. Türkiye'de nasıl yürüyor mülakatlar? iyi kötü öğrenci arkadaşlardan öğreniyorum. Fikrim var ve biraz farklı. Türkiye'de daha belirli teknolojileri bilme odaklı gidiyor. Bizde öyle değil. En temel fark belki de bu. Yani benim söyleyeceklerim biraz ondan lütfen eğer aksi yönde bir şeye rastlarsanız da, ama hani dediğim gibi Silikon firması değilse nedeni olabilir. Benim gözlemim ya yani 11 yıl oldu sektöre girerek. Kendim de bu arada dördüncü işim tabii iş değiştirirken mülakat yaptım. Bir de Emre'nin dediği gibi e, hem hani şirket yani şu ana kadar kariyerimde herhalde 2000'in üzerinde kişi mülakat etmişimdir. Şu anki şirkette işi almadan sorumlu kişi de benim. E, bu yani bütün bu gözlemlerimde aslında silikon Vadisi mülakatlarında çok inanılmaz bir standartizasyon var. Bu biraz da tercihli. Hani sunum vesaire gibi şeyler yaptıramıyoruz biz çünkü bizim marketimiz çok fazla aday odaklı bir market. Yani bizim marketimizde adaylar güçlü, işveren değil. E çünkü çok ciddi bir açık var. Yani bizim aslında derneği kurarkenki en temel motivasyonlarımızdan biri de buydu bu böyle yeni de çıkmış bir şey değil. Yani şirketlerin büyüme rakamlarına bakarsanız mesela işte Google onların başında 30 bin kişi civarıydı. 15'lerde 50 bin, 17-18'de 80 bin oldu. 2020'de 100 bin kişiyi geçti. Facebook'a bakarsanız bu rakamları çok daha hızlı yani 4-5 yılda 3 katına çıktı. Benim şu an bizim sahibimiz olan Salesforce'a bakarsanız o yine 4-5 yıl gibi zaman da iki katın üzerine çıkıyor. Şu an şu an bizim sektörde en önemli problem iyi yetişmiş insan gücünün yeterli olmaması. Sürekli ona yönelik bir rekabet var. Özellikle Covid sonrası dönemde çok daha arttı bu rekabet. İş bırakanlar çok oldu. Hani gidip biraz dinlenmek isteyen işte 2-3 ay, 4 ay, 6 ay neyse ara almak isteyenler çok oldu. COVID döneminden sonra yeni bir başlangıç yapmak isteyenler çok oldu ve bu dönem hani böyle çok büyük göç falan gibi e, esprili şeyler de yapıyor konuşuluyor. Ama eğer mesela bu firmaların her çeyrek açıkladıkları şeyleri dinlerseniz işte hani rakamlarını açıklıyorlar, ne de ne olası problemleri açıklıyor, konuşuyorlar. En çok bahsettikleri konulardan biri e, şu an işten ayrılanlar ve onları yerine doldurmanın yavaşlığı. Bizim şirkette mesela ee, bizim sene başındaki sayımız 100 küsürdü. Hedefimiz 140 kişiye çıkmaktı bu senenin sonuna kadar. E, ee, 103 şu an. Yani 37 tane açımız var. Bu sene sonuna kadar büyük ihtimalle de yani son 21 günde doldurmamızın... Ya bizim finansal yılımız Ocak sonunda bitiyor da iki aya, son 2 ayda... Yani neredeyse imkansız doldurmamız. Ama tek örnek biz değiliz firmada bunu. Bunu neden bu kadar bahsediyorum? Bence yani bu işin nasıl çalış, bu eğer böyle bir kariyer hedefiniz varsa bence en önemli anlamanız gereken şey aslında bir yandan gücün sizde olduğu, adayda oldu. Ama e, öte yandan da hani bu kadar açığın olmasının bir nedeni de belli bir standartın altına düşmüyor tabii ki. Her firma ne olursa olsun standartını korumak istiyor. Çünkü korumamanın bedeli uzun vadede çok daha büyük. şirket içinde olanları çok mutsuz ediyor o. Eğer özellikle ya benim firmam artık eskisi kadar kalifiye eleman alamıyor duygusu yaratırsa kimse kalmıyor orada. Bizim mülakatlarda aslında çok dediğim gibi demin de söyledim bir standart vardır. İlk aşamada özgeçmişinizi yollarsınız ya da içeriden birisi referans olur. Genelde dernekte de yaptığımız Sabancı Üniversitesi ile ortak çalışıyoruz. Onların kariyer ofisindeki network ile şirketlerden referans buluyoruz öğrencilere. O referansın şeyi hani başvuruların biz en azından işe alım sorumlusu recruiter'ın bir kere sizin e, özgeçmişinize bakmanızı bakmasını garanti ediyor gibi bir şey oluyor. Sonra özgeçmiş elemesini geçerseniz bir telefon görüşmesi olur genelde. İşe alım sorumlu, yani recruiter'larla. Ondan sonra e, ne kadar hani ondan eğer devam etmenize karar verirlerse bir teknik telefon görüşmesi, teknik yani bir 45 dakika, bir saat bir mühendiste bir problem çözdüğünüz bir görüşme olur. Ya da bir kısmı ev ödevi veriyor ya da bir kısmı hacker rank gibi sitelerden e, kodlama ödevi, yani kodlama testi oluyor bir iki saat süren. Dediğim gibi biz mesela ev ödevi vermiyoruz çünkü biz adayın süresini bize harcayacağı zaman olabildiğince kısmaya çalışıyoruz. Eğer çok fazla zaman harcamalarını isterseniz adaydan bir e, birçoğu devam etmiyor. Sonra bu yani üçünden birini yapıyor firmalar genelde. Bunu geçerlerse işte on saat dediğimiz eskiden adayları getirdiğimiz işte ağırladığımızdı 2020 Mart'tan beri yani video konferans üzerinden yine bir gün boyunca yani 4-5 saat peş peşe mülakatlar oluyor. İşte bir tane bir iki tane kodlama oluyor bir iki tane sistem dizayn dediğimiz bir tane teknik bir sistemi bir mühendisle beraber dizayn ettiğiniz bir oturum oluyor Şirkete göre de bir iki tane de e, davranışsal mülakat dediğimiz mülakatlar da oluyor. Yani oralarda da işte bir projede zorlukta karşılaştığında ne yaparsın gibi, işte ne, ne tarz bir çalışma arkadaşısın gibi bunları ölçmeye yönelik sorular oluyor. Bunların hepsi geçerse genelde o aşamada size teklif yapmaya karar veriyorlar. Bazı firmalar bir de son bir aşama yapıyor işe alım sorumlusuyla, yani işe alım müdürüyle denir herhalde yani hiring manager'la. Ee, mesela Palantir buna iyi bir örnektir. Palantir Türkiye'den çok iş alım yapan bir firma olduğu için e, yani örnek vermek belki mantıklı. Palantir mesela bir de en son hiring manager'da bir mülakat daha yapar. ve ee, onun sonunda teklif yap yapmamaya karar Ondan sonra dernekte mesela biz de aday öğrencilerimize şey de yardımcı olmaya çalışıyoruz. Nasıl daha iyi maaş için pazarlık yapılır? E, i̇şin o kısmı başlıyor. Çünkü o da aslında önemli. Yani biz çok öğrenci o noktada of iç buldum zaten duygusuna giriyor ama yani Bizim gördüğümüz rakamlarda 40-50 bin dolara kadar yıllık ilk yıllık maaşta da farklılık yaratabiliyor ne kadar iyi reka, e, pazarlık yaptınız ve elinizin ne kadar güçlü olduğu o pazarlık sırasında. Yani başka şirketlerden ne kadar teklifiniz olduğu açıkçası güçlü olmak demek de o. E, yani bu gördüğümüz aralık o. Şu aralar özellikle piyasada dediğim gibi inanılmaz bir talep olduğu için genel yani bar zaten arttı ama bu aralık daha da artabiliyor. Çünkü yani hani sizi bulamazlarsa sizden çok memnun kaldılar senin arka sırasında. Dediğim gibi belki bir iki ay daha aramak zorunda kalacaklar. Şirket açısından size verecekleri ilk yıl bir ekstra 40-50 bin dolar aslında o kadar büyük parada değil. İki ay boyunca iyi birini aramanın maliyeti birçok durumda çok daha fazla çünkü. Selim Öyle ben şöyle bir ama ee, Şimdi ben hem Amerika'da yaşadım, çalıştım, iş görüşmesine girdim. Sonra ben iki sene öncesine kadar Portekiz'de yaşadım, çalıştım. Orada Almanya'da farklı şirketlerle iş görüşmesine gidiyordum. Bu master sürecinde de Şangay'da işte bir süre yaşadım. Orada da bazı iş görüşmelerine katılmıştım. Türkiye'de de katıldığım oldu. Bazen zevk için bile başvuru katıldığım oluyordu. Bu anlattıklarım çoğu San Francisco ve Amerika için doğru. Yani kesinlikle katılıyorum çünkü benim de deneyimim bu yöndeydi. Ama Türkiye'de maalesef böyle olmuyor. Çok genel, yani genel büyük olasılıkla diyeyim. Ee, benim genel olarak tavsiyem e, o şirkette çalışan bir kişi veyahut da bin, birkaç kişi fazla kişiyi LinkedIn'den veyahut da farklı platformlardan bulup, ekleyip e, onlara şirketin kendi interview süreciyle ilgili bilgi e, almak üzerine olabilir. Mesela ben e, daha önce bunu bazı, beni göründüğü için anlatmışımdır ama e, San Francisco'ya ilk gittim de ilk, ilk başta iş ararken işte bu, LinkedIn'den, YouTube'dan gördüğüm bütün Türkleri ekleyip işte bir çay içebilir miyiz, bir kahve içebilir miyiz, şirkete gelebilir miyiz demiştim. Selim'le tanışmam da o şekilde. Ben yani ilk San Francisco'ya gittiğimde Selim Palantir çalışıyordu. i̇şte dedim ben merhaba işte San Francisco'ya yeni geldim, tanışabilir miyiz diye sormuştum. Selim de tabii demişti. Beni Palantir'e öyle mi davet etmişti. Orada tanışmıştık. Ondan sonra işte bu kesişen yollar derneği ilgili ben de bir şeyler yapmaya başlamıştım. yani Başvurmak istediğiniz şirketlerden kesinlikle içeriden birini bulun. Ee, gerek LinkedIn'den gerek farklı platformlardan ee, kesinlikle ona işte şirketin işe alım süreci hakkında bilgi sorun. Ee, çok büyük olasılıkla size çok yardımcı olacak şeyler söyleyeceklerdir. Ee, i̇şte mesela Selim az önce söylediği gibi işte bir yazılımcı, Silicon Valley'ye alırken hangi adımlar alır? var? İşte ilk başta genel mülakat, sonra teknik mülakat, sonra belki hiring manager'la mülakatlar gibi. Ülke'nin ülke çok değişebiliyor. Yazılımcı mülakatları bile çok değişebiliyor. Ben mesela Almanya'da girdiğim bir yazılımcı mülakatında hiç yazılım alakalı bir şey sormamışlardı neredeyse mülakat boyunca. Hatta birkaç tane mülakat boyunca çok farklı olabiliyor. O yüzden benim en çok önereceğim şey şirket içinden birine bulup mülakat sürecini kesinlikle sorup üstünden beraber geçmeniz olacaktır. Almanya'daki ufak bir firma mıydı? Yoksa? Yok bayağı büyük bir firma. Evet. Siz, ben de, de şaşırmıştım. Firması, yoksa? Yok Almanya'nın i̇şte bir yazılım odaklıydı. firması e, şey yani 2-3 bin yazılımcısına olan böyle farklı farklı ülkeler açılmaya düşünen bir firmaydı. Yani genel ben de benim dediklerim daha böyle hani gerçekten uluslararası bütün ülkelerde yani silikon Vadisi firmaları diyoruz ama illa hani silikon mesela SAP atıyorum Alman firması ama hani silikon Vadisi firması gibi çalışıyor. Burada da ofisleri var benzer iş alımlar yapıyor bildiğim kadarıyla. Hı. Benim dediklerim aslında işte yani Google, Facebook, Microsoft, Oracle, Salesforce. Force, işte SAP gibi, Airbnb, Uber gibi daha yeni nesil şirketlerden e, başlayan yani silikon muhacisi startupları da genelde dahil e, olan bir sistem ama yani e, tabii eminim farklılıklar oluyordur. Yani bizim sektörde ama yani şimdi bu işler artık öyle bir noktaya geldi ki aynen Türkiye'deki üniversite hazırlık kursları gibi hani mülakat hazırlık kursu, bizim dernekte yaptığımızı daha profesyonelce yapan işte eğitim programları var. 6 aylık bir yıllık önce kodlama hazırlıyor, öğretiyorlar size sonra mülakatlara hazırlıyorlar. İşte yani en az 10 tane vardır piyasada. Ee, böyle işte destek kursları açan şirketler var. Yani tahmin edebileceğiniz gibi aslında yani Türkiye'de yetişmiş herkesin çok rahat anlayabileceği gibi bir yerde böyle bir yarışma vesaire benzer bir sınav sistemi ortaya çıkınca hemen onu destekleyeceğiniz türlerde zaman ya yani çok hızlı bir şekilde ortaya çıkıyor. Bizim sektörün yani bizim sektör derken hep dediğim gibi ama ben hani kendi küçük yani kendi dünyamı ya da kendi e, balonumdaki şirketleri kastediyorum. Onlarda bu, bu iş böyle daha yani şu an en büyük konuşulan şey aslında hani nasıl bu yani en çok aslında çıkan startup alanlarından biri şu anda bu işi nasıl daha optimize edilir? Yani çünkü işe alınmazsa şu an demin sen de bahsettin ben de bahsettim yani çok uzun süre sürüyor bir ayı iki ayı buluyor bazı yerlerde yani 10 saatin üzerinde mühendislik saati harcıyorsunuz adayın harcadığı saatin dışında Bunlar çok masraflı şeyler, çok uzun süren şeyler, çok verimsiz süreçler. Ee, şu an aslında en büyük, en azından iş alım alanındaki, HR alanındaki startupların en çok üzerine çalıştıklarından biri benim gözlemlediğim bunu kısmaya çalışıyorlar. Yani nasıl bu problemi şirketler için çözeriz? Yani bazıları mesela sizi kendi mülakat yapıyor, sonra firmalara yolluyor. İşte ama firmalarla anlaşma yapıyor, firmalar o noktadan itibaren size sadece iki veya üç tane ekstra mülakat yapabiliyor. Bazıları bunu daha yarışma gibi yapabiliyor bilmiyorum mesela bazıları interviewing.io var ilk mülakatınızda kim olduğunuzu gizleyebiliyorsunuz mesela hani mülakat yapmaktan çekinen kişileri böylece çekmeye çalış yani iki yıldır üç yıldır çalışıyorum artık mülakat yapsam çok iyi geçmez herhalde kuşkusu onlar çekmeye çalışıyorlar falan herkes böyle bir yerinden yaklaşıyor bu probleme. Çetten bir soru var. İstersen okuyayım sonra beraber cevaplayabiliriz. Sizce Türkiye'deki bir şirkette yapılacak görüşmede maaş pazarlığı yapmak mantıklı mı? Bu konu ülkemizde genelde olumsuz karşılanıyor. Özellikle junior rollerde demiş. Ben başım istersen ilk başta kendi şirketimi eleman alırken ne hissettim? yani bir interview yapan kişi olarak ne düşündüğümü söyleyeyim. Şimdi alınan rolün genelde bir maaş ortalaması var. İnternette genelde bu ortalamaları bulmak çok zor olmuyor. Eee örnek veriyorum spesifik bir rol için ortalama maaş 10.000 TL olsun Türkiye'de. Şimdi gelen kişi bunun çok altını veya çok üstünde bir şey söylediği zaman ben biraz soğuyorum açıkçası. Atıyorum bana 25 bin lira aylık istiyorum dediği zaman yani işveren olarak şaşırıyorum. Çünkü 10 bin liraya çok fazla eleman bulabileceğim bir pozisyon. Ama aynı şekilde işte bana az geri maaş da yeterdi, 3-4 bin lira ya okey ederse yine şaşırıyorum. Çünkü o işin değeri o değil bence kesinlikle interveye girmeden önce işte Glassdoor ve benzeri sitelerden araştırmanızı yapmanız lazım. Başvurduğunuz pozisyonun maaş ortalaması hangi aralıkta onu öğrenmeniz lazım. Hatta ortamın bir tık kısmını söylemeniz lazım ki pazarlık şeyi olsun yani belki onlar bir tık aşağısını söyleyecek ama sizin söylediğiniz miktar yukarıda olduğu için en azından ortaya çekme şansınız olur. Bu yani çekinilecek veyahut da kötü algılanacak bir şey bence kesinlikle değil. Yani sonuçta iş yapıyorsunuz ve karşılığında bir maaş alıyorsunuz. Ee, bence kesinlikle araştırmanızı yapıp e, öyle bir teklifle gitmeniz de çok fayda var. Sen de. Yani ben en başta dedim aslında çok Türkiye'de iş alma veya iş, iş, arama konusunda hiç tecrübem yok. Ama benim açımdan ...hiç e, yani hiçbir sakıncası yok. Ya yani Bizde zaten şöyle oluyor. Senin işe alım kararını verecek kişilerle maaş pazarlığı yapacak kişiler birbirinden farklı genelde bütün süreç tamamlandığında sana teklif yapmak istiyoruz dediğinde dediğimizde maaş beklentin ne diye soruyoruz. Onu da genelde recruiter'a sorduruyoruz zaten. O konularda hani ne denir çok fazla yüz göz olmamak için. Ama yani şirketin büyüklüğüne göre o pazar yaptığın kişiyi bir daha hayatım önce görmem ihtimali çok çok yüksek. Yani ben, or yani ben Palantir'de mesela 50 bin dolar ekstra sign-up bonusu almıştım pazarlık yapıp. Bir daha ama hiç o pazarlığı yaptığım kişilerle görüşmedim açıkçası. Yani veri vermek gerekirse. Ee, yani daha fazlasını alanlar var duyduğum, bildiğim. Ee, ve yani hiç görüşmüyorsun açıkçası. Yani o 30-40 bin kişilik, 50 bin kişilik Facebook'ta bir daha gerçekten hiç hiç yüz yüze bile gelmeme ihtimali alıyor. Ondan hiç yani bence mutlaka yapılmalı. Ee, ama dediğim gibi hani birebir yani küçük bir firmada ya da hani dediğim yöneticinizin zaten her bütün süreci yönetiyorsa onunla pazar yapacaksanız o tabii biraz farklı dinamik olabilir. Ben yine Demre katılıyorum. Bunu usturuplu bir şekilde yapmak bence doğru. Bir de bu genel bir şeydir. Genelde işverenler maaşları gizler. Ee, i̇şte hani yine Google'da, Facebook'ta falan bakarsanız biraz blind, blind diye bir şey var. Bilmiyorum biliyor musunuz? Bir app var. Şirket yani kimliğinizi açığa koymadan şirketiniz hakkında konuşabiliyorsunuz. Ee, oralarda falan da tartışılır ama Facebook, Google'da bu iç, içeride de böyle bir spreadsheetler vardır. Herkes gider maaşını girer. Çünkü çalışanların felsefesi şu, maaşlar ne kadar açık konuşulursa bu çalışanın o kadar işine gelir. Maaşları çok gizli tutan firmalar, açıklamayan firmalar, aralık açıklamayan, istatistik açıklamayan. Mesela bizde standart. Level 5'e kadar herkes aynı şey alıyor ve herkes herkesin aldığını biliyor. Level 5'ten sonra değişiyor. Ee, yapmayan firmalara bizim bakış açımız bir şeyler demek ki birilerine çok az birilerine çok fazla veriyorlar. Ki bu çok konuşulmasın istenmiyor duygusudur. Ee, ama yani bunları söylüyorum ama biraz şeyinde çok farkındayım. Özellikle ilk işte bir stres oluyor. Hani çok böyle ya iyi bir iş buldum aman kaybeder miyim korkusu oluyor. Bizim mesela dernekteki öğrencilerde de en zorlandığımız şey o korkuyu aşıp onlara hani yok senin hak ettiğin bundan daha fazla bunu açıkça istemelisin özgüvenini verebilmek oluyor. Selim aslında son bir 2 dakika ama bir soru daha geldi. Sen bunu da sen cevaplayabilirsin. ThinkPad kurma motivasyonunuz neydi? Biraz hikayenizi anlatır mısınız? Tabii aslında yani bütün söylediklerim kısacası. Ben 2010'da doktoraya bırakmaya karar verdiğimde bir şunu anladım. ben şöyle, ben öğrencilik yıllarında böyle dörde yakın bir ortamım vardı. Çok seviyordum öğrenciliği. Ömür boyu çok mutlu olacağımı zannettim. Eğer doktora yaparsam. Çünkü ee, ömür yani hani doktora hep öğrencilik gibi geldi bana o zamanlar. Ama 2008'de işte Brown'da doktoraya başladım. Hocam da çok iyi biriydi. Ama ona rağmen böyle ya yani çok sevmediğimi fark ettim. Hani bir iki yıl böyle hani pes etmek istemedim ama 2010'un 9'un sonunda ya ben çok mutsuzum. Türkiye'de çok daha mutluyum şimdi deyip bırakmaya karar verdim. O dönem bir hani fark ettim ki birileri bana daha doğru koçluk yapsaydı üniversite yıllarında ben belki Hani doktora ne olduğunu, ne olmadığını daha iyi anlardım. İki, iş arama sürecine girince e, yani zorlandım, hiç bilmiyordum. Hiç sektörde çalışmamıştım. Dediğim gibi stajyerim hep araştırma Hani O konuda da aslında çok böyle ne yapacağımı bilemedim bir hikaye. E, yani işte sonradan anladım. Ama böyle çok hani su, su, sudan çıkmış balık gibi oldum. Sonra biraz daha hani 4-5 ileri alırsak, yani 2010'da işte ilk kişi buldum, 2010'da Google'a yaşadım. 2012-13 gibi Google'da çok fazla iş alıma dahil olmaya başladım. O dönemde gözlemledim ki sektörde inanılmaz bir insan gücü açığı var. Yani o dönem Google istatistikler paylaşıyordu bizimle. İşte 2012'den 2022'ye kadar sektörün 2.2 katına çıkacağına inanıyorlardı. Onun için hani sürekli şey diyorlardı, İşe alımı hızlandırmamız lazım. Çok fazla insan almamız lazım. İşte o dönem bütün burs programları, liselere, ortaokulara kadar inen programlar başladı Google. Bunları görünce de yani o da üçüncü hani işin ayağı oldu. Ben Türkiye'de kendim büyüdüm, yetiştim, okula gittim. Ee, hani burada şu an başarılı bir kariyer sürdürebiliyorsam bir sürü işte bunu sürdürebilir ama belki biraz daha benden veya çevremdeki arkadaşlarımdan hızlı öğrenmeler için ne yapabiliriz so sorusuyla başladı olay. Ee, öyle de oradan bugüne kadar geldik. Sanırım süremizin de sonuna geldik. Ee, umarım. Herkes için faydalı olabilmişizdir. Ee, bize ulaşmak isterseniz ikimiz de LinkedIn'den ulaşabilirsiniz. İkimiz de yardımcı olmaya çalışırız. Ee, daha sonra görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar diyorum. Teşekkürler. İyi günler. İyi akşamlar.